arkadaşlar, bu videomuzda Pino ile Arduino 7 programlamasını kullanarak bulaşık makinesi projesi yapacağız. Bu projemizin amacı normal bir bulaşık makinesinden farklı olacak. Farkı da şu, normalde bulaşık makinesi yıkamayı bitirdiğinde çok sıcak olduğu için elimiz kapağı açtığında elimizi yakabiliyor veya bulaşıkları alamıyoruz. Bir sistem geliştirdik bu problemi çözmek için. Bulaşık makinemiz çok sıcak olduğunda DC motorumuzla pervaneyi döndüreceğiz ve hem bulaşıklarımız kuruyacak hem de bulaşık makinesinin içindeki sıcaklığı düşürmüş olacağız bu sayede. Şimdi gelin bakalım hangi malzemeleri kullanmışız, onları bir tanıyalım. USB bağlantı kablomuz bilgisayar bağlantısı için. Pino kontrol kartımız. Sıcaklık nem sensörümüz. Buton modülümüz. Buzzer modülümüz. DC motorumuz. Ve sensör ve modüllerin bağlantısı için bağlantı kablolarımız. Şimdi gelin bakalım programlamaya başlayalım. Arduino'yu da programını açtığımızda bu şekilde daha önceden yazdığımız kodlar mevcut. Bu kodları tek tek satır satır açıklayarak devam edeceğiz. İlk önce Arduino IDE programına bazı kütüphaneleri eklememiz gerekiyor. Olmayan kütüphaneler. Bizim kullanacağımız modül veya sensörlerden sadece sıcaklık nem sensörü kütüphanesini eklememiz gerekiyor. Bunun için de Arduino IDE programında şu ayarlamaları yapmamız gerekiyor. Taslak kısmından library ekle diyoruz ve buradan zip kitaplığı ekle deyince karşımıza bir pencere çıkıyor. İnternet ortamından aldığımız DT11 yani sıcaklık nem sensörü kütüphanemizde buradan seçerek open diyoruz ve kütüphanemiz eklenmiş oluyor. Biz daha önceden eklediğimiz için şu an için ekleme yapmıyoruz. Daha sonra Arduino IDE programına Pino kontrol kartımızı tanıtmamız gerekiyor. Bunun için ilk önce bağlantısını gerçekleştirelim bilgisayarımıza. Evet, bağlantısını yapalım. USB kablomuzla. Evet, bağlantısını yaptık. Şimdi tanıtma işlemine geldik. Üst tarafta araçlar menüsünden kart kısmına geliyoruz. Buradan Arduino Nano'yu seçiyoruz. Ardından işlemci kısmında Atmega 328P Old Boot Loader seçeneğini seçiyoruz. Port kısmında da yine aynı şekilde eğer tik işareti varsa bağlantı yapılmış anlamına geliyor. Burada COM7 olarak gözüküyor ama sizde farklı bir COM olabilir. COM5, COM3 veya COM2 olabilir. Burada değişebilir. Burada bizim USB bağlantımızın adı anlamına geliyor. COM7. Tamam, devam edelim. Şimdi kodlarımızla başlıyoruz. Arduino kütüphanelerimizi ekledik. Bağlantılarımızı yaptık. Şimdi kodlarımızı açıklamaya devam edelim. Kare include demişiz. Yani ekleme işlemi yapacağız. Ne ekleyeceğiz? DT11 kütüphanesine. Kare include DT11.h kodunu yazdık. Bu sayede DT11 yani sıcaklık nem sensörü kütüphanesini kodlarımıza dahil etmiş olduk. Ardından DTPin adında int türünde yani sayısal türde bir değişken tanımladık ve değerine 2 değerini verdik. Burada şunu belirtelim. Pino kontrol kartımızda kapıları maalesef Arduino IDE programında kullanamıyoruz. Bunun için kapılar Arduino kartında hangi pine denk geliyor onu öğrenerek ne yapacağız? Arduino IDE programında kullanacağız. Bunu nasıl öğreneceğiz? Hemen kapıların iç taraflarında D2, D3, D4 şeklinde yazılarımız veya A0, A1, A2, A3 şeklinde yazılarımız var. Burada mesela birinci kapıya bir sensör taktık. Arduino'yu da programda kodluyorsak D2 yani ikinci pine takmış sayılıyor. Arduino'yu da kodlamasında ise bunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi burada DTPin yani int türünde DTPin değişkeni oluşturmuştuk. Burada sıcaklık nem sensörümüzün hangi pine takıldığını aslında belirtmiş oluyoruz. Burada DTPin değişkenimiz 2 olduğu için bakıyoruz dijital 2 yani
İkinci pinimiz hangi kapıya denk geliyor? Birinci kapıya denk geliyor. Hemen bağlantısını gerçekleştirelim. Evet. Şu şekilde bağlantı kablomuzu aldık ve birinci kapıya bağlantısını gerçekleştirdik. Daha sonra DT11 kütüphanesini kullanarak bir nesne oluşturuyoruz. Bu nesnemizin adı değişebilir. Biz sıcaklık sensör adını verdik. Burada sıcaklık olabilir veya DT11 olabilir. Buradan nesne çağırıyoruz kütüphanemizden. Neden? Çünkü kodlarımızda sıcaklık nem sensörümüzü kullanabilmek için. Devam ediyoruz. Int türünde, yani sayısal türde buzzer pin adında 7 değerinde bir değişken tanımlamışız. Bu da ne demek? Buzzer modülümüzü 7. pine takıyor oluyor. Olmamız gerekiyor. Bunun için de geldik. Buzzer modülümüzü aldık. 7. pin hangi kapıya denk geliyor? Baktık. 4. kapıya denk geliyor. Buzzer modülümüz de 4. kapıya bağlantısını gerçekleştirdik. Daha sonra kodlarımıza devam edelim. Int, yani sayısal türde buton adında 3 değerinde bir değişken daha tanımladık. Burada butonumuzun 3. dijital pine bağladığını görüyoruz. Bunun için de hangi kapıya denk geliyor pine kontrol kartımızda? 2. kapıya denk geliyor. Zaten iç tarafında yazıldığını görüyoruz. Buradan da aldık butonumuzu, 2. kapıya bağlantısını gerçekleştirdik. Evet. Daha sonra buton durum adında bir değişken daha tanımlıyoruz. Sayısal, yani int veri türünde ve değerine 0 değeri veriyoruz. Burada butonu basılı olup olmadığını kontrol etmek için oluşturuyoruz aslında bu değişkenimizi, buton durum değişkenimizi. Şu an basılı olmadığı için zaten 0, basılı ise 1 değerini veriyordu bize. Bunun için de karışıklık olmaması için, kodlarımıza karşılaştırma yapmak için buton durum değişkenimizi oluşturduk. Daha sonra üst kısmı bitirdik. Voice Setup bölümüne geldik. Burada kodlarımız sadece, yani Voice Setup bölümünde çalıştıracağımız, yazacağımız kodlar sadece bir kere çalışacak. O yüzden hemen kodlarımıza bakalım. Voice Setup bölümünde pin mod parametresi var. Yani buton değişkenimiz çıkış birimi mi, giriş birimi mi olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Pin mod parametresiyle. Pin mod dedik, parantez içinde buton virgül input, yani giriş birimi. Sonuçta bizim yapacağımız bir şey var. Butona basıyoruz. Bu da ne demek oluyor? Giriş birimi oluyor. Daha sonra pin mod dedik, DT pin, yani sıcaklık sensörümüzün değeri. Burada ne demişiz? İkinci dijital pin, yani birinci kapı oluyor. Burada zaten direkt DT pin yerine 2 de yazsak olur ama bizim kafamız karışmasın diye ne yaptık? DT pin değişkenini oluşturduk. Burada aynı şekilde input, yani giriş birimi olduğunu belirttik. Sonuçta bir sıcaklık veriyoruz veya sıcaklık, ortamdaki sıcaklığı alıyor. O yüzden giriş birimi olarak ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz. Daha sonra pin mod dedik, yine buzzer modülümüzü ne yaptık? Output olarak, yani çıkış birimi. Sonuçta bir ses çıkışı oluyor. Biz bir ses alıyoruz. O yüzden ne yaptık? Output olarak tanımladık. Daha sonra pin mod 5 ve 6 dediğimiz DC motorumuzun bağlantısı. Bir DC motorda 2 tane çarklı sistem vardır arkadaşlar. Bir tanesini çalıştırırsak bir tarafa döner, diğerini çalıştırırsak diğer tarafa döner. İkisini de çalıştırırsak ne olur? Duracaktır. Veya ikisini de durdurursak yine duracaktır. Çalıştırmak için birisini, yani bir çarkı çalıştırmamız yeterli olacak. Şimdi tanımlamasını yapıyoruz. Pin mod dedik. Burada bağlantısını B1, B2 bölümüne yapıyoruz. B1, B2 soketine yapıyoruz. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde bağlantısını yaptık. B1, B2 soketi de Arduino programında 5 ve 6. dijital pinlere geldiğini
söyleyebiliriz. Bunlardan yine aynı şekilde 5 ve 6. dijital pini çıkış birimi olarak ayarlıyoruz pin mod parametresiyle. Evet, void setup bölümümüz bu şekilde bitti. Void loop bölümüne geldik. Void loop bölümü de sürekli olarak çalışacak kodlarımızı yazdığımız bir bölüm. Hemen başlayalım. Void loop bölümünde neler yazmışız? Buton durum değişkeni oluşturmuştuk. Buton durum değişkenine butondan aldığımız değeri aktarmak istedik. Bu şekilde aktardık. Buton durum eşittir digital read. Parantez içinde buton. Yani buton dediği ne oluyor? Şöyle bakalım. Buton dediğimiz 3. dijital pin, yani 2. kapı pin kontrol kartında demek oluyor. Burada da ne yaptık? 2. kapıdan aldığımız değeri buton durum değişkenine aktarmış olduk. Daha sonra float sıcaklık diye bir değişken, float veri türünde sıcaklık adını bir değişken oluşturduk. Burada neden int oluşturmadık? Çünkü sıcaklığı virgüllü sayılar şeklinde almak için, mesela 27.6 veya işte 25.3 veya 18.7 gibi değerleri tutabildiğimiz veri türü olduğu için float'ı seçtik. Int olsaydı tam sayı olurdu. Onda da ne olur? 20, 28 gibi değerleri alabilirdik. Biz virgüllü sayılarla da karşılaştırabilmek için float veri türünü kullandık. Sıcaklık değişkenini oluşturduk. Bunu aynı şekilde yukarıki kısımda da oluşturabilirdik. Burada da oluşturabilirdik. Biz burada oluşturduk. Daha sonra sıcaklık sensör dediğimiz D11 kütüphanesinden çağırdığımız nesnemizin adı. Buradan nesnemizden okuduğumuz noktayı yükledik. DT pin, yani bakıyoruz hemen 2. dijital pin, yani 1. kapıya denk geliyor. 1. kapıdan aldığı değeri okuyor ve sıcaklık adındaki float veri türündeki değişkenimize aktarmış oluyoruz. Daha sonra devam edelim. Bir koşul bloğumuz var sıradaki kodumuzda. Eğer dedik buton durum, yani butona basıldıysa eşit 1. Yani butona basıldıysa ne yapmasını istedik? Burada butona basıldığında aslında makinemizin çalıştığını göstermek için bir buzzer'dan ses çıkartmasını istedik. Sadece 1 saniyelik. Bunu da nasıl yaptık? Hemen gösterelim. Digital write dedik, yani dijital pin'i çalıştır. Buradan buzzer pin değişkenimizi, hayır yani buzzer pin değişkenimiz ne oluyor? 7. dijital pinimizi çalıştır dedik. Ne yaptık? High diyerek. High ne demek? Yüksek, yani çalıştır demek. Delay 1000 dedik, yani 1 saniye beklettirdik. Bu da ne demek oluyor? 1000 milisaniye oluyor. Burada milisaniye cinsinden yazdığımız için 1000 milisaniye olarak yazıyoruz delay diyerek. Daha sonra digital write, yine aynı şekilde buzzer'ımızı susturmak için de digital write dedik. Bu sefer low, düşük, yani sustur dedik. Bu şekilde buzzer modülümüzün de çalışmasını durdurduk. Daha sonra buton durumunu kontrol ettik. Şimdi de sıcaklık durumunu kontrol ettik. Bulaşık makinemiz çalıştı. Artık bitti. Ne oldu? Sıcaklığımızı ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. Eğer sıcaklığımız 30 derecenin üstündeyse ne yapacak? Bize şu şekilde bir kodlama yapıyoruz. Eğer sıcaklık büyüktür 30 ise koşulunu oluşturduk ve buradan bir tane çarkı çalıştırdık. Digital write 5 high dedik. Yani 5. pindeki çarkı çalıştır. 6.daki dursun. Yani low dedik. Burada low dememizin amacı, ikisini de çalıştırırsak ne oluyordu? Çakışıyordu ve DC motorumuz duruyordu. Evet. Eğer şart sağlanırsa ne dedik? DC motorunun çalışmasını söyledik. Eğer şart sağlanmazsa, yani makineler çalışıyor, İşte sıcaklık 30 derecenin altında, o zaman ne olacak? DC motorunun çalışmamasını söylememiz gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Digital write komutuyla 5. ve 6. pinimizi düşük komutunu vererek. Eğer bunu demezsek, yani else komutu, değilse komutunu kullanmazsa sürekli olarak çalışacaktır. Yani şu şekilde bulaşık makinemiz çalıştı.
sıcaklık arttı, pervanemiz döndü. Sıcaklık düştüğünde bile ne olacak? Eğer ESI kontrolü kullanmazsak sıcaklık düştüğünde bile çalışmaya devam edecek. Eğer sıcak bu şekilde ne yaptık? Sıcaklık düştüğünde DC motorumuzu pasif hale getirdik. Evet, kodlarımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Daha sonra bu kodlarımız, yazdığımız kodları kontrol etmek için de dosya menüsünün altında hemen kontrol et butonumuz var. Buna tıklayarak derleme yapıyor ve herhangi bir hata olduğunda bize alt tarafta mesajını veriyor. Eğer hata yoksa da derleme tamamlandı mesajını veriyor. Evet, hata yokmuş, derleme tamamlandı dedi. Ve buradan yükle butonuna, yani Pino kontrol kartımıza yüklemek için de yükle, hemen kontrol et butonun yanında yükle butonu var. Buna tıklıyoruz. Evet, yükleme çalışma derleniyor diyor ve yüklemede bir hata yoksa yükleme tamamlandı diyor. Artık ne yapabiliriz? Pil yardımıyla bağlantısız bir şekilde çalıştırabiliriz. Artık Pino kontrol kartımızın içinde kodlarımız mevcut. Şimdi evet, şu malzemeleri kenara alalım. Hazırladığımız, daha önceden hazırladığımız bir tasarım mevcut. Sıcaklık nem sensörümüz, buton modülümüz, buzzer modülümüz ve DC motorumuz. Bunların bağlantıları gerçekleştirildi aynı şekilde. Şimdi pil ve pil şapkası yardımıyla da çalıştırmasını yapacağız. Evet, bu şekilde pil şapkamız ve pilimiz mevcut. Bunu bağlantılarını yapıyoruz. Daha sonra pilimizi takıyoruz. Evet. Şu an butona bastığımızda ne olacak? Makine çalışmış olacak. Buzzer'ımız ötecek. Şu şekilde basalım. Evet. Buzzer'ımız çalıştı. Makine çalıştığını anlıyoruz. Burada sıcaklığı kontrol etmek için de şöyle bir yöntem deniyoruz. Sıcak su yardımıyla. Şu şekilde bir sıcak suyumuz var. Evet, sıcak suyumuzu şu şekilde, aslında sıcaklık nem sensörümüzü 30 derecenin üstüne çıkartmasını sağlayarak DC motorun çalışmasını göstereceğiz sizlere. Evet. Bu şekilde ne oldu? DC motorumuz çalışmaya başladı. 30 derecenin üstüne çıktı. Ve DC motorumuz ne yaptı? Bulaşıkları kurutmaya ve sıcaklığı azaltmaya başladı pervane yardımıyla. Evet. Burada eğer sıcaklığımız düştüğünde de zaten ESO komutu yapmıştık, DSO komutu. DC motorumuz birazdan duracak. Evet. 30 derecenin altına düştü. Ve DC motorumuz durdu. Bu şekilde ne yapacağız? Elimiz yanmayacak. Yanmayarak bulaşıklarımızı alacağız. Bu projemizde tekrarlıyoruz. Buton modülü, sıcaklık nem sensörü, DC motorumuz ve buzzer modülümüzü kullandık. Bu modülleri kullanarak siz de evinizde bulaşık makinesi projesi yapabilir veya bu modelleri kullanarak yine aynı şekilde farklı projeler geliştirebilirsiniz. Bu projeleri yaptığınızda sosyal medya aracılığıyla bize ulaştırmanızı istiyoruz. İyi çalışmalar dilerim.